Herkese merhaba, ben Mehmet Çambar ve bugün beni aşırı şaşırtan ve sinirlendiren bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. İkizimi buldum. ...1998, soğuk bir kış akşamı. Birisi geldi dünyaya. Kimidi o sakalli adam? İşte o adam benydim. Göklerden gelen bir karar vardı. Buna inkar edilemezdi. Ama bu adam kendisini yalnız sanıyordu. Bunca insanın arasına, bu kadar kalabalığın arasında yalnız mı kalacaktın lan? Fakat sonradan tamı tamına 22 veya 23 yaşına geldiği zaman... ...98'li siz hesaplayın yaşını... ...Instagram'da ve sosyal medyada bir şeyler görmeye başladı. İkizini bulduğunu düşündü. Herkes onun fotoğrafıyla başka bir kadının fotoğrafını paylaşıp bunlar ikiz diyordu. Neler oluyordu, kafayı yemişti. Kimdi bu kadın? İşte bu. Kardeşim helikopter reis. Onun ikizi miydi? Şimdi onu davet ediyoruz. Celina. Bakar mısınız? Gaye Celina. Gaye gel abim benim. Hoş geldin. Bir alkış yok mu? Helikopter miyiz? Evet, süper, hoş geldin. Hoş buldum. Zaten çoğunuz artık tanıyorsunuzdur. Son zamanlarda bayağı bir hype olmaya başladım. Ben de biliyorsun kan emici kene gibiyim. Direkt yapıştım. Ne demiş Şenşe Usta? Kan emici kene bitine girer eline bir gök. Şimdi onu söylemeyeyim. Hoş geldin. İsmin Gaye ama Instagram'daki ismin As Celina mıydı? Aynen. Neden? Çok uzun muhabbet, anlatayım mı? Ne kadar uzun abi? Ne oldu? Çok uzun. Ha, benden kaçmak için. Abin seni bulmasın diyeyim yani. Nedir? Çok gereksiz uzun yani. Anlatsam uzayacak mıydı? Uzayacak gereksiz. Tam uzasın abi, şimdi anlatmıştın şimdiye kadar zaten. Sürekli olarak paylaştı herkes, benim DM kutum yıkıldı. Herkes abi bu kız kardeşim mi, ikizim mi, dayın mı, görümcen mi? Çok da ünlü olmuşsun. Herkes konuşuyor, 1,5 ay sürecek bir ünlülük. Senle bu veya nasıl geldiğini konuşmayalım istiyorsan. Ben bu veya nasıl geldim? Kendini yaptığın videoların falan. Hangimiz kolonyayla elini yakmayan var mıdır? Sana cidden teşekkür ederim. Önceden R'leri söyleyememek absürt karşılanıyordu. Artık L de yok. V yok. D yok. İkisi yok. N yok. Hayır ya, var ya ama. İkisi yok sadece o. İkisi başta saydık babın yok. O zaman ünlü olduğum videoyu izledim. Yanında videosu açınca ağlıyormuş, çıldırıyormuş ve epilepsi krizini görüyormuş. Açalım bakalım. Yok mu yatmam yer bebeşim? Yanlış helikopter. Baba yat yeme dedi amca. Mekanda kişi başı dökkanı anca rüyanda. Neden mesela? Eğveniyorum. Tutmam lazım kendimi. Kendi kendime eğveniyorum. Tavuğunu attım. Bu şarkı kimi? Uzi'nin. Uzi'den daha çok ekmek yedim. Ne değişti hayatımda? Ve bu nasıl bir eğlenme biçimi? Hayır, değişen şey sen de mi bulayım? Ne değişmiş olabilir? Ve geldi. Sonra gibi yani bu durumu seninle oturuyor mu? Lafı yedim ha. Hedefin var mı sosyal medyada? Bu piyasada silinmek mi istiyorsun yoksa cidden kalmak mı istiyorsun? Benim gibi, abin gibi. Senin gibi. Senden büyüğüm. Kaç yaşındasın? Mart'lıyım, 98 Mart. Ben Kasımlıyım, evet. Abla diyeceksin. Abla mı? Abla demem ama abla desem. Şu espri bir şey, böyle mi tutundun bu zamana kadar? Aynen böyle tutundum, tam olarak böyle tutundum. Nereye gitmek istiyorsun? Nereye gidiyor Gaye Hanım? Yani şu an hiç planım yok, biliyor musun? Olmadığını seninle oturmamdan anlamışsındır. Tamam, 3 kere yaptın bu espriyi. Ay, pişmanlığını anla diye yapıyor bunu şu an. Bir hedefim yok, hiçbir hedefim yok, biliyor musun? Baba YouTube izlenme başı 1 dolar. 10 dolar. Ciddi söylüyorum burada. Tamam. 10 izlen 10 dolar, 1 milyon izlen 1 milyon. Bakın. Nasıl eve gidince Yusuf kanalı açmazsa ben o çözeceğim. Ben de yürüyorum. Böyle gösterir mi diye şey yaptım. Bunu bırakalım. Evet. Çalacağım, başka bir şeyler görebilirim. Her engel fiziksel değildi. Ha, ben de gençliğimde senin gibiydim. Hayatın yumruğunu yiyince biraz düzeliyor beyler. Ne olmak istersin bu hayatta ya? Gayen yok mu? Vallahi yok, yok yani. Boş yaşıyorum. Twitch'te yayın yapıyorum. Zaten genel oyun oynadığım için. Genel onun komikman. Twitch'te ilerlemeyi düşünüyorum. Daha ağırlıklı olmak Twitch. Şunu sormak istiyorum aslında. Bu bir kerelik bir şey miydi Allah? İkincisi gelmesin de. Şansı yapacağım. Mı oldu? Yapacaksın. Yapacağım. Baba bundan sonra bunu full TikTok. Annen ev alacak. Bu halinde. Eleanor gibi bu tarz, biliyorsun o da böyle başladı. Eleanor bela. Devam eder misin? Bir şarkı gelir mi senden? Allah kahretsin. Bir daha sorumunu unuttum şu an. Baba diyorum ki, biz sana bir şarkı, Eleanor bir şarkıyla fırladı gitti. Aynen. Aynen diyorsun yani. Ama sevmiyorsun Eleanor'u, doğru mu? Ne alakası var? Ama o şarkı yapmayı devam etti. Benim öyle bir düşüncem yok. Ha, şarkı yap, onu soruyorum. Şarkı yapmak istemiyor musun? Yok, hayır. Böyle bir ufak tefek şey ve insanların yaptıklarını eğlendiğim şarkı olursa yaparım. Ama onun dışında kendim çıkartayım bir şarkı söyleyeyim falan. Söyleyebilir yani. Misin mesela? Şu şarkıyı bir şurada yapabilir miyim? Beva ver. Ya beva ver be ya. Beva ver be ya. Ananın
konuştum. Yemin ederim unuttum. Bir kere görelim canlı ya. Naklen bir görelim. Ya beraber yapacaksak okey. Abi beraber ben nasıl yapayım bunu? Yapacağım öyle. Tam bana figürünü göster o zaman. Helikopter kısmı. Tam helikopteri nasıl yapıyorsun? Mesela kolun böyle döndü oradan. Hayır kolun... bak şu ya. Bu şu, mu? Aynen. Bu kadar. Helikopter kısmı böyle son pat pat yapıyorsun. Helikopter. Pat pat. Üstünü komiser gibi tuttum. O kadar. Bu son kadar. Son kısmı aşmamız zaten. Evren gibi bir şey yok. Bakalım bunu. Ayağımı kaptı. Bunu yaparak ünlü oldun sen. Ben 8-10 senemi vermişim, bir de utanmadan diyorsun ki bu kadar. En çok izlenen videom ne kadar izlendi? En çok izlenen videom YouTube'da 5 milyon. 12 milyon. Ne yaparak? Bunu açıyorum, bununla beraber yapıyoruz. Ya da gerber mi sen söylersin? Yok hayır, kanal bu kadar gelsin. Al yeni gönder. Tam düşme bir kopter. Pat pat yap yeme dedi amca. Sen bana bakıyorsun. Otursak daha iyi. Abiciğim ben ne bileyim, ben her gün bu dansı yapmıyorum herif. 10-15 bölüm bu nasıl soru yaptım. İlk kez birisiyle muhabbet ediyorum ama ne dediğini anlamadan. Anlıyorum. Ay gibi durmadı. Baba ben çok gerildim, heyecanlanıyorum böyle şeylerde. Tam düşme bir kopter. Pat pat yap yeme dedi amca. Bu sevimde gülüştü şimdi. Abiciğim tamam, ya yapmıyorsan yapmayın. Bu arada şakayı makayı bırakalım cidden. Akılda kalıcı bir şey yapmışsın, tebrik ederim. Önemli evet. Olan bunun devamını getirmesi. Bir şekilde kalmışsın insanların evet. Hakkında. Benimle kardeş olduğun hakkında rahatsızlık mı duyuyorsun? Ne oluyor? Yani bir ufaktan duymuyorum değil. Şu sıfatla şu beni tanıyor muydun? Ufak tefek tanıyordum tabii. Ufak tefek nasıl oluyor? Yani zeviklerin düşüyor tabii. Sekran bana bir yerde. Güzel. Senin adından söyleyemediğin harf var. Bende yok mesela. Ben o yönden çok şanslı. Nasıl yok? Gaye yok. G'yi, A'yı, Y'yi de söyle bir zaten. Nerelisin Gaye? Kastamonu. Kastamonu'nun ayısı mı meşhur olup adam mı? Buna çok iyi bir cevap vermen lazım. Şu an tüm Kastamonu'ları temsil ediyorum. Olsaydın ayısına denk gelmez. Helal! Mustafa da Malatyalı bizim. Mustafa Türkiye'de hatta yeryüzünde bizimle beraber bulunan bir re özürlüsü olduğunu iddia ediyor. Alkışlar alalım mı Mustafa'ya? 3 re özürlüyüz. Konuşmaya çalışıyorum aslında. Re demeye çalışıyorum. Hı-hı. Çalışarak re diyorum. Hani bilmeden konuştuğumda diyemiyorum. Ya mesela re de. Re. Ne dedin? Sizden iyi dedim. Ama sizi konuşurken diyemiyorum. Normal bir insana göre yok mu? Evet, daha başka yeteneklerim var mesela. Mesela? Sizin gibi harfleri söyleyememekten beslenmiyorum. Metin yazabiliyorum, prodüksiyon yapabiliyorum, senaryo yazabiliyorum. Ben de Metin s***. Metin abi, onu siz o Metin abi değil. Mustafa abi tanıyor muydun? Tanıyordum. Beni ufak tefek onu tanıyordun abi. Tanıyordum. Hangi işiyle tanıdın Mustafa abi? Ya zaten İvik benim tanıştığım İvik kim? Peki bir şey soracağım ben sana. Orada burada duyuyorum. Benim hakkımda konuşmuşsun. Biz Mertcan'la otelde kaldık. Bir daha senin bu binanın gölgesinden geçtiğini görürsen. Benim adımı bir yerde kullanmayacaksın bir. İbrahim'de adı sesten çıkıyorum. Şimdi sen orada burada diyormuşsun ki ben de Mertcan Bağır gibi reyleri söyleyemiyorum diyormuşsun. Bazı yapımcılara. Ben Mertcan Bağır gibi bak sadece kadın yapımcılara sempatik buldukları için söylüyorum o kadar. Ben reyleri söyleyemiyordum ama. Beni tanıyanlar bilir. Ben Peltek'tim. Artık söyleyebiliyor musun? Şöyle Okan Boyugen sesiyle çözdüm olayı. Okan Boyugen gibi konuşunca reyleri söyleyebiliyorum. Onun sikimi. Okan abi. Okan abi içeride misin? Senin gibi yapmıyorum ama bak mesela sen ünlü olur olmaz 30 saniye sonra yazdı sana değil mi direkt? Evet. 30 saniye. Neden biliyor musun? Çünkü bu YouTube şey, böyledir abi. 40 olmuştu ya. Ne yapacaklar abi? Yeni çıkan insanları kullanacaklar. Onları sömürüp tüketecekler. Ama konuğumuzun suratına söylemeseydik. Mustafa Akı yaka paça tekme tokat attık dışarıya çünkü reyleri söyleyebiliyordu. Reyleri söyleyebilen bizden değildi. Güldük, eğlendik, makaramızı yaptık. Okeysin, hiçbir sıkıntı yok. Okeyim evet. Abi kız konuşmaya korkuyor artık. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Utanıyor musun, pişman mısın? Böyle bir şey yaptığın için ya da bu mecraya girdiğin için. Ya değilim. Neden olayım ki? Utanılacak bir şey değil ki bu. Yani ben kendimce Eyven'i kutlu video atmışım. Ama insanlar bunu hoş görmüş, tatlı bulmuş. Bir şekilde patlamış yani. Bununla utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani gurur duyuyorsun. Hayır, gururluk bir şey de yok ki bunda. Bilemiyorum ya. Yani... Ya utanıyorsun ya gurur duyuyorsun. Hayır canım, utanmıyorum kesinlikle. Tamam, ikisinden biri. Gurur duyuyorsun o zaman. Tabii. Pişman olacağım bir şey yapmam ya. Bak ben de mesela hep derler çocukluk videolarından pişman mısın? Değilim abi. Olmalı mıyım sence? Bence İzledim hayır. Mi? Bence çok güzel bir ev yani. Yani bak iyi anlaşmaya başladık. Guvuf. Yine kötüleştiriyorum. Kaç gündür böyle patladı? 5 gün mü? Yani yaklaşık öyle. 5 günde sana bir gelir oldu mu? Para girdi mi cebine bu işlerden dolayı? Girdi. Kaç para? Kazandık bir şeyler. Gene babla o şeyden kendimi birazcık sıyırmak istedim. Çünkü çok dönüş var şu çok an. Çok para geldi. Yok hayır. Hani çok... yeter artık maliye arıyor mu dedi. Bu konuda çok seçiciyim. Daha öncesinden de aslında bir video falan patlamıştı. Ama benim bırakma sebebim de bu aslında. Para gelmesin diye. Para gelmesin diye değil. Çok seçici olduğum
için. Hiçbir şey kabul etmediğim için. Ben sana şöyle diyeyim, o kadar seçici olursan aç oluyorsun. Değil çünkü mi? Gayem yok taş diyorsun. Gibi. Yapmak istediğin bir meslek yok. Yapıyorum işte Twitch. Bundan da aldı cevabımızı. Para gelmiş. 5000'in üstü mü? Günde 1000 lira vurdun mu? Delikanlı gibi açık net. Vurdum. Biz boşuna yaşıyoruz baba. 5000 lira. Ama şimdi yani bu işi de para için yapsa senden de 5K ister de en az yani. Aaa. Bedavaya geldi. Para almadı. Bir abicim en yeter bir adam ama bana çok güven. Adam olanı çok bile mi dedi o? İkizliğe doğru biraz şey oldu. O zaman şunu deneyelim mi? İkiz miyiz onu anlayacağız. Bana yaptıracaksın yani. DNA testi mi? Bunu ben yapamam, düşerim. Ben çok sakallı bir insanım. Ben de sakarım. Ay'a gönder. Çok tamam. Mutlu olduğunu düşün. Ve bırak ayaklarını onu. Ayağı kes, ayağı kes. Ben bunu yapamam. Yaparsın. Bak ayağımda postman var, takımı düşerim. Yaparsın, aslan oldu. Pop ayakkabı olsa okey ama bununla yapamam. Ben vereyim. Düşerim. Nasıl düşebilirsin? Düşsene. Ya bunu bana neden yaptırıyorsun ya? Yapamam, yapamam. Bu ne amına? Anlayabilmek için. DNA testi yani. Yere vurduğundan arkadaki kalkıyor. Vurdun kalktı, indi kalktı. Bu. Bu bir tık kovmazsa ayağı gibi. Ne alaka yok. Oğlum bana ne yaptırıyorsun ya? 3, 2, 1. Başla. Arkaya at, arkaya. Adamım oğlum düşemiyor. Bence 10'da 10 bu havada. Bir tık. Hani gündeme çok girdin mi? Aynen. Bilmediğin akrabaların çıktı mı ortaya? Ya şöyle, mesela adam hayatım boyunca mesela hiç görmemişim. Çocukluk sanki fotoğrafını paylaşıyor sevgilisi bir bilendi o adamı. Adamla mesela sadece arkadaşım vasıtası Sevan'la bir hüküm demişim adama. Adam diyor ki hayırdır senin de götün kaldı niye yazmıyorsun? Mustafa! Çekimdeyiz abi. 50 liraya ayakkabı reklam oluyor ya. Burası influencer yeri biliyorsun. Selamun aleyküm dedi. O da aynen. Şey dedi mi? Aleyküm selamlar. Yapalım mı? Senin var mı TikTok? Vardı. Ya bu dik yok mu? Kalbi sakat yok? Olmaz. Ama şu şekilde oturabiliyorsa birisi demek ki sen iyi bir para vurmuşsun. Hak ettiğini düşünüyor musun? İşte paylaşıp ay çok şirin, ay çok şey yazıyorlar falan filan. Hak ediyor musun sence bu kadar ilgiyi? Bir şey söyleyeyim mi? Bence hak ediyorum. Ben bunu düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü ben bunu avladığım kadar bir o kadar da vinç alıyorum. Ve bu benim evimde olmayan sebeplerden dolayı. O kadar çok para kazanmış ki vinç almış ya. Geçmiş muhabbet webim var. Bunu da duygusal yapmayacağım ama yani. Ekmeğini yedirtmeyeceğim sana oğlum. Yap abi ya, biz niye açık alıyoruz? Yap işte sen yemişsin bizi de yiyelim. Yok yok. Bir iki kere de anlatmıştım bir ufaktan. Yani zaten bir tıvanma solunucu bu şekilde oluyor. Ve ilk başlarda hiç konuşamıyordum ben. Hı? Sen Tabii. Sen bilmiyorsun. Video bir piç bak, olmuş dedim ya sana ilk hiç ama ben bilmeden dalga geçtim. Bilsem sıkıntı geçmez. Canın sağ olsun. Ciddi sıkıntı mi? Yok. Sıkıntı yok. Barıştık hiçbir sorun. Yok yok. İlk başlarda zaten hiç konuşamıyordum. Ayvem dahi. Yani geçmiş sadece birisi ses çıkartıyordum. Hiç yoktu. Sıfır. Toparladık buraya kadar. Doktor var mı? Diksiyon hoca var mı? Falan da görüştüm yani. Şey dedi zaten hani. Yani bu gelişebilir. Tabii. Yani daha da yok, hayır. Dedi ki bu şekilde kalmaz. Bunun hiçbir yerde tedavisi yok. Tabii ki bu şekilde kalmayacak. Afrika'ya da gitsen yok ya. Aynen yok. Ama kavucu olarak hasar kavacak sende dedi. Zaten son ikisi kavgalı. Yıvarlı da böyle. Son ikisi yıvarlı. Deneyim ama ya. Böyle çok anlaşılmayacak gibi değil. İçinde çok L veya V mesela. Tabii canım. Yani Lüleburgaz mesela. Söyle ben bir Lüleburgaz. Hiç kavuttum onu. Yok. Lüleburgaz. Yok yani. Söyle. Lüleburgaz. Bak gene anlaşılıyor ama. Ona rağmen anlaşılıyor. Bak mesela soyadım. Ben bütün girdiğim banka vardı. Soyadım ve bileceğim hiçbir bir yerde. Kendim çok kötü. Çünkü soyadım gerçekten Övünekop. Ergenekon gibi çıkıyor. Bak Kavaşnikov, Ergenekov, her şeyi söylüyor bana yani. Sana ünlü olduktan sonra yazan YouTuber veya yayıncı oldu mu? Ben hariç. Benim programımda yer al tarzında. Oldu. Söylemeyeyim ismini vermiyorum ama var. Oldu tabii ki. Ünlü mü? Yani kime göre neye göre ama tabii tamam, ki. 1 milyon altı üstü. Yani. Ünlü var ya tabii canım. 1 milyon üstü. Ben. YouTuber Twitch'im. Twitch'te hiç yok şu an. Şu an zaten Twitch tam olarak daha yapamadım. Yoğunluğum falan vardı. Mesela nasıl bir yoğunluk? Şunu düzeltmek mi mesela? Daha iyiye götürmek mi? Bu beye gelmek. Aa, Uzi sana teşekkür etti mi? Ben bir teşekkür ederim. Şarkıyı piç etmişsin yok. Şarkıyı şey yapmışsın sonra. Biz orada burada duyulmuşsun. Ya öyle ama zaten dinlenen bir adam. Şarkı da dinleniyordu yani. Yo, ben Uzi'yi ilk sen dedim. Yok ovanı vahvetmedin sonuç olarak. Tabii tabii. Teşekkür edebilecek bir şey yok. Ben teşekkür ederim. Dayı bak 12 milyon. Düşünsene İbrahim Tatlıses yeni bir şarkı çıkarıyor. Sana geliyor diyor ki. Yapamam. Elindeki dövmelere. Headshot. Gözüm takıldı. Kız arkadaşımda da var. Aynen. Türk yazıyor onda. Ha. Milliyetçidir kendisi. Headshot'ın anlamı nedir? İşte kafadan vurmak. Ben zaten. Yani kimi vurdun kafadan? Çok. Çocukluğumdan beri oyun oynuyorum. Çok küçük yaştan beri oyun oynuyorum. Ve gerçekten inanılmaz sebebim, inanılmaz keyif aldığım bir şey. Genelde de böyle bir FPS tarzı rekabetçisi var. Ha oyunda headshot attı. Ya tabii canım. Ben hala oradaydım çünkü bir tırsmadım. Cimer, Mimer hepsi izliyordur bizi biliyor musun? Ben ciddi söylüyorum bak. Recep Tayyip Erdoğan izliyor. Ciddi söylüyor. Senin yayınları izlemeyi denemiş anlamıyor diye.
Son olarak o konuya geldik. Sonrasında kapıyoruz programımızı. Sana bazı ithamlar var. Bu kız bilerek böyle konuşuyor. Biz bunu R'yi söylerken yakaladık. Söyledi. Ama can şöhret uğruna böyle konuşuyor. Kendini deli yapıyor diyenler var. Ne düşünüyorsun bunu? Yani doğru mu? Yani doğru mu? Doğru mu Samet? Bak muhabbet. Doğru mu Samet dedi. Suratıma bakalım. Geliyordu bana sana da bu. Çok geliyor. Çok geliyor. Bana Yıldırım'ın kayıp oldu diyorlar. Ya değil mi? Bana da kızı. Zaten biz ama. Zaten. Yani, oradan bir. Evet. Benim hiç buna aklım ermiyor biliyor musun? Bir de benim mesela eski video babam da var. Çok eski video babam da var mesela. O zamandan bir kendi halimde hiçbir şeyim olmayan bir insan mesela. Kendi hayatında niye böyle bir devam etsin? Bir de bunu ne kadar sürdü ve bir mesela bir insan. Hani böyle bir olmayan bir insan ne kadar bunu sürdü ve bir. Ya da bir şekilde bir yerde bir şey çıkardı değil mi bu insanı? Çıkarmışlar. Ben sana izleteyim onu. Ve bunu yapmak istemiyor bunu o yüzden. Yani eğer bunu izlemek istiyorsanız gidip istiyorsanız dedi. Aynen. Arkadaş galiba Zeki Müven Türkçesi kullanıyor onu. Beni de öyle zannetti. Sen öyle mi konuşuyorsun? Zeki Müven tarzı mı konuşuyorsun? İstiyorsunuz mu? Yoksa istiyorsunuz mu? Hayır sen R'ye yok arada diye. Tabii ki. Mesela istiyorsunuz mu? İstiyorsunuz. İstiyorsunuz mu? İstiyorsunuz. Ben şimdi R'yi söyleyip söylemediğini anlayacağım. Yalandan söyleyen adam şunu asla yapamaz. 10 saniye boyunca şunu yapar mısın? Çıkmaz ki. Ses dahi çıkmıyor mesela bende. Kilitlenip kalıyorsun. Evet. Gelmiyorsun. Komple V yok. V sen değişiktir V. Evet. Şimdi anladım. Olay çözüldü. Ben bunun bir şey olduğunu bilmiyordum. Travma falan. Benim gibi özürlü sanıyordum seni. Kamera önünde hep böyle hani şey. Ama arka planda bambaşka. O yüzden bu videodan sonra bilinçlenelim arkadaşlar. Çok dalga geçmeyelim. Çok ama. Yani bir tek geçelim de. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Konuk olduğun için. İlk çıktı. YouTube'da hatta ne videom var ne de konuk oldum bir ara. Teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür ediyorum. Hadi görüşmek üzere. Hadi. Geldiğin kapıdan çık abicim dışarı. İşte İkizim mikizim değil. Hadi gidelim. İkizim diye gelmiş benim mirasıma konacak. Meto yeni TikTok fenomeni patlamış ondan çağırdım oğlum.